Bu sistemin içerisinde bu sıkıntıların çözülmesi mümkün değil. Bugün Türkiye'de artık üretim devriminden başka bir çıkış yolu yok. Biz Denizli'yi 3 bölgeye ayırdık. İnsan kalmamış. Köylerde insan kalmamış, görüyoruz. Hep şehirlere gelmişiz. Biz bugün emeklimize gerçekten bu maaşları layık görüyorsak, üretirsek biz zenginleşiriz. Üretirsek refah düzeyimiz artar. Vatandaş üzerinde çok ciddi baskılar var. FETÖ'yle ittifak arayışında olursanız, efendim PKK'yla ittifak arayışında olursanız, bugün 5 tane partiye devlet 6,5 milyar lira, 7 milyar lira para veriyor. Kesinlikle karşıyız. Bugün bir belediye başkanı milyonlarca para harcıyor. Belediye başkanlığı döneminde para almayacağım, maaş almayacağım dediniz. Aynen öyle. Bugün en önemli sorunlardan biri Denizli'nin depreme dayanıklı bir kent olması. LGBT diye bir bela var. Uyuşturucu belası var. Efendim herkese merhabalar. MK yapımındayız. Siyasette programındayız. Yanımızda Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız var. Biz kendisini yıllardır tanıyoruz. Çok da mücadele ediyorlar. Çok da saygı duyduğumuz önemli isimlerden bir tanesi. Sayın Mehmet Çobanoğlu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tabiri caizse seçmenlerin gönlünü, yüreğini ve oyunu talip oluyorlar. Evet. Bir süredir alanda çalışıyorlar. Şurada kaldı 2 gün. Bakalım 2 gün içerisinde Vatan Partisi seçmenlerine nasıl vaatlerde bulunacaklar. Hocam hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Mutluyum. Tavas'tan geldiniz. Tavas'tan. Ayağınızın tozuyla hemen. Şimdi Tavas'tan geldim. Evet. Gerçekten vatandaşlarla görüşmek, onlarla dertleşmek bizim en çok mutluluk duyduğumuz şey. Ama burada hem üzülüyoruz hem seviniyoruz. Geleceğe dair umutlarımız artıyor. Ama mevcut durumu gördükçe de halkın o sorunlarını yaşadık gördükçe de tabii üzülüyoruz. Ama şeyimiz şu, tesellimiz o sorunlara karşı gerçekten çok güzel çözümlerimiz var. Bu çözümlerimizi de halka anlattıkça, halkla buluştukça halkın geleceğe olan umudu tekrar canlanıyor. Çünkü şöyle gözlemimiz gerçekten bu siyaset kurumuna karşı halkta ciddi bir güvensizlik oluşmuş. Bir umutsuzluk var. Tabii yıllardan beri partilerine güvenmişler, oy vermişler evet. Ama karşılığında bu noktaya gelmişiz. İnsanlar beklediğini bulamıyor. Beklediğini bulamamışlar. Hakikaten üretici çok perişan durumda. Emeklerin hali zaten belli. Öğrenci, çalışanlar, yani halkın durumu gerçekten ekonomik anlamda ve geleceğe dair umutlarında çok ciddi bir sıkıntı var. O sıkıntıları tabii çözmemiz gerekiyor ama bugün bu sistemin içerisinde bu sıkıntıların çözülmesi mümkün değil. Görüyoruz işte emekliye 5.000 daha verselerdi, asgari ücret seviyesine getirselerdi gibi talepler var ama bunlar da çözüm değil. Bugün Türkiye geldi artık iki yol üzerinde ve birisine karar vermek zorunda. Birinci yol şimdiye kadar yaşadığımız bu serbest piyasacı ekonominin bu noktaya getirdiği ülkemizi ve vatandaşlarımızın birinci yol bu, sistem bu. İkincisi de artık tıkanan bu sistemin karşısında olan gerçekten üretim devrimini esas alan ki Vatan Partisi denilince akla son yıllarda artık Vatan Partisi denilince akla üretim devrimi gelir. Evet. Bugün Türkiye'de artık üretim devriminden başka bir çıkış yolu yok. Vatan Partisi üretim devrim programları gerçekten halkta bir umut oluşturuyor ve biz bu umudu gördükçe de mutlu oluyoruz. Şimdi zaten yerelde de bu şeylerimiz, büyükşehir planlarımız, programlarımız da merkezinde üretim devrimi var. Mesela hemen başlayalım bu vaatlerimiz arasında. Tabii. Biz Denizli'yi 3 bölgeye ayırdık. Tavas, Kale, Beyağaç ve Acıpayam havzasını bir bölge oluşturduk. Çivril, Baklan, Bekilli ve Çal bir bölge oluşturduk. Bir de en önemli bölgelerimizden birisi de merkeze yakın bu Buldan, Sarayköy, Merkez ve Pamukkale, Karahit'in olduğu bir havzaya oluşturduk. Çameli biraz farklı olduğu için orayı kendi başına bir program yaptık. Mesela bugün Tavas'ta ben anlattığımda vatandaşlarımıza şuydu programımız.
İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Ki başka çare de yok. Vatandaşlar da buna ikna oldu zaten. Anladılar. Bakın bu oluşturduğumuz organize sanayi tarım bölgelerinde bir defa burada bu Alaman Boğazı var. Nikfer'e yakın bir yerde. Alaman Boğazı'da bir yer var. Oraya bir organize tarım sanayi bölgesi oluşturuyoruz. Burada silolar olacak. O bölgede yetişen tüm ürünlerin paketlenmeleri olacak. Efendim tesisler olacak. Hayvancılık ürünlerinin işlendiği tesisler olacak. Kurutma tesisleri olacak. Efendim bunları tüm içeren bir organize sanayi bölgesi. Buradaki amaç şu. Bakın bu havzada çok ciddi denizli tarımının oluştuğu, denizli tarımına katkı sağlayan çok ciddi üretimlerimiz var. Hayvancılığımız var. Ama üreticilerimiz maalesef bu sistem içerisinde tüccarın insafında kaldığı için maalesef çok üzülerek söylüyorum birçok alanlarımız bugün arazilerimiz işlenmez hale gelmiş. Kıraç bırakılmış kendi haline. Niye? Çünkü köylerde bunu işleyecek genç kalmamış. İnsan kalmamış. Köylerde insan kalmamış görüyoruz. Hep şehirlere gelmişiz. Şehirlerde askeri ücretle çok zor şartlarda yaşamını sürdüren topluluk haline gelmişiz. Şehirleri habire şişirmişiz. Buradaki bizim bu kuracağımız organize sanayi tarım bölgeleriyle bir, buradaki tarım ürünlerinin ve hayvansal ürünlerin, tüm ürünlerin değerlendirilmesi, paketlenmesi ve oradan aracısız bir şekilde direkt halka ulaştırılması. Öncelikle Denizli yurttaşlarımıza, sonra komşularımıza, daha sonra ihracata kadar giden bir organizasyonla, bu da tabii güçlü kooperatifler ve belediye desteğiyle olacak şeyler. Ve oradaki tarım ürünlerinin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve üreticinin geleceğe dair üretim planlamalarını çok rahat bir şekilde yapabileceği bir ortamın oluşması gerekiyor ki orada üretici gerçekten o atıl kalan tarım arazilerin tekrar hayata döndürülmesi, yaşama, üretime döndürülmesini planlıyoruz. Aynen. Ve en önemlisi de burada yapacağımız o çalışmalarla oralarda istihdamı yaratıyoruz, üretimi geliştiriyoruz. Üretimin geliştikçe o zenginleşmeden kaynaklı o bölgelerde, köylerde, ilçe merkezlerinde yeniden okulları canlandırıyoruz. Sosyal ve kültürel hayatı canlandırıyoruz. Ve bu uygulamayla biz zaman içerisinde, uzun süre içerisinde şehirden köye, köylere göçü planlıyoruz. Şimdiye kadar ne oldu? Köylerden şehirlere göç oldu ve artık köyler üretemez hale geldi. Bunu tersine çevirecek planlarımız var, programlarımız var. Bunu anlattığımızda gerçekten üreticiler buna çok ilgiyle, sevinçle karşılıyorlar ve çok gerçekten mutlu oluyorlar. Ve biz eminim üreticilerimiz bu programlarımıza destek verecek, sahip çıkacak ve bunu hayata geçireceğiz diye düşünüyoruz. O zaman deniz üreterek ve dalış üreterek mi kalkınacak? En önemli şey ve kazançlı bütün ülke ya, bütün ülke zaten. Biz bugün emeklimize gerçekten bu maaşları layık görüyorsak ve onu artıramıyor isek, bakın koskoca hükümet bütün imkanlar elinde olmasına rağmen emekliye maaşını artıramıyor. Niye? Çünkü zor durumdalar. Yurt dışından para bekliyorlar. Sıcak para bekliyorlar. Sıcak parayı da bulamıyorlar. Ondan sonra Mehmet Şimşek diyor ki ben veremem emekliye diyor. Ya layık mıdır? 9-10 milyon emeklimiz buna layık mıdır? Ama niye? Çünkü Türkiye'yi üretimden kopardılar. Üretirsek biz zenginleşiriz. Üretirsek refah düzeyimiz artar. Üretirsek paramız kıymetlenir, değerlenir. Değil mi? Üretirsek enflasyonu önleyebiliriz. Çünkü işsizliği önleriz. Üretim arttıkça paramız değerlenir. Ancak böyle öğrenebilir yani. Sadece Denizli için değil. Biz Denizli zaten bütün olarak böyle düşünüyoruz. Dediğim o bölgelerle birlikte koordineli bir şekilde böyle düşünüyoruz. Türkiye için de bu geçerli. Üretirsek Türkiye'de enflasyonu da önleriz. Emeklimizin de refah düzeyini artırırız. Askeri ücretimizin de refah düzeyini artırırız. Ve işsizliği de önleriz. Ancak bir tek çare var. Üretmek. Üretmek, üretmek. Çok güzel. Peki bunun karşılığı vatandaşlarda nasıl bir gözlerinde bir heyecan görüyor musunuz? Bunu evet anlattım sonra? Yani. Gerçekten büyük heyecanla karşılıyorlar. Ama oy olarak döner mi onu i̇şte, bilemiyoruz. Hani ikinci sorum o zaten. Evet anlıyorum. Bunun karşılığı vatan partisine dönecek. Yani millet bakıyor çok güzel, çok evet. Hoş. Para kazanacak, büyüyecek, üretecek ama sandığa gidince nasıl evet. Olacak? Şimdi tabii onu bekliyoruz. Ama
şöyle bir kaygımız var tabii. Yani daha doğrusu vatandaşın kaygısı var. Vatandaş üzerinde çok ciddi baskılar var. Çok ciddi baskılar var. Şimdi seçim çalışmalarında büyük medyaya bakıyor. Vatan Partisi yok. Şimdiye kadar köyüne bakıyor. Diğer partiler çok yoğun bir şekilde baskı gelmiş, etmiş. Efendim Ramazan pideleri dağıtmışlar, Ramazan yemekleri dağıtmışlar. Müthiş baskılar. Bunlar da ahlaki değil. Bunları ciddi ahlaki bulmuyoruz. Çok yanlış buluyoruz. Yani vatandaşın parası. Büyük bir eşitsizlik var, dengesizlik var. Vatandaş bunu görüyor. Devlet 5 partiye milyarları veriyor. Vatan partililer kendi imkanlarıyla bu çalışmaları yapıyor. Şimdi dolayısıyla bundan dolayı vatandaşın kafasında bir soru işareti oluyor. Çok güzel. Gerçekten başka da çare yok. Yani çözüm de burada ama yani biz bunu nasıl iktidar yaparız? Bunu belediye başkanı olarak bütün olarak kazandırabilir miyiz, seçilebilir miyiz? Bir kaygılar var. Ama ben buradan çağrı yapıyorum. O kaygıları silin. Türkiye'de iki yol var. Yine tekrar ediyorum. Ya bu mevcut sistem devam edecek. Çözümsüz bu sistem. 30 yıldır, 40 yıldır deniyoruz bu sistemi. 40-50 yıldır 12 Eylül demeli deniyoruz. Geldiğimiz nokta belli. Bu sistemle devam ettiğimiz sürece hiçbir çözüm yok. Ya da ikinci yolu, yani üretim devrimini tercih edeceğiz. Ve gerçekten önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu dediğimiz refah düzeyini, işsizliğin ortadan kalktığı, enflasyonun ortadan kalktığı, üreterek zenginleştiğimiz o refah düzeyini yakalayacağız. Bu 31 Mart'ta buna vatandaşlarımız karar verecek. Muhalefet olsun, işte iktidar kanadına bir dönem oy vermiş, şimdi vermeyen insanlar olsun. Herkes eleştiriyor, herkes bir program, bir proje ortaya koyuyor. Ama dönüp bakıyorsun, 20 yıldır yine AK Parti iktidarda, yine Osman Duran Büyükşehir Belediye Başkanı, değişen bir şey olmuyor. Yani insanlar ne istiyor? En kilit bence soru bu. Bak herkes anlatıyor. Herkes dertli. Emekli dertli, işçi dertli. Çiftçinin mazot parası yok, şu yok, bu yok. Emeklinin içecek bir çay parası yok. Ama bakıyorsun %52, %55. Sizin anlatamadığınız veya vatandaşın anlamadığı nokta ne? Anlamadığı nokta şu. Bir defa Türkiye'de, evet sizi anlıyorum. Bütün bunlara rağmen bu iktidar hala yaşamını sürdürüyor. İktidarını sürdürüyor. Neden? Çok büyük başarı. Bakın Türk milleti çok kadim bir millettir. Gerçekten fedakardır bu millet. Yani dünyada üzerine yoktur. Biz Kurtuluş Savaşı'mızı bu fedakarlıklarla yaptık, başardık. Türk milleti bağımsızlığına ve güvenliğine çok önem verir. Evet. Çok önem verir. Bakın aç kalmayı, susuz kalmayı tamam göze alır ama Türkiye'nin bağımsızlığı dediğin zaman orada işler durur. Bence AKP iktidarının karşısındaki muhalefetin bu konudaki zafiyetidir. Bu konuda AKP iktidarı kalan muhalefetin ciddi zafiyeti var. Yani siz bugün FETÖ'yle ittifak arayışında olursanız, efendim PKK'yla ittifak arayışında olursanız, değil mi? Ülkeye yapılan saldırılar karşısında, ülkemizin güvenliği açısından Suriye'ye yapılan bir operasyona, ya bizim orada ne işimiz var derseniz, bu AKP karşısında asla iktidar olamazsınız. Asla bu millete güven veremezsiniz. Çok doğru. Sorun en önemli sorunlardan birisi budur. İkincisi arkadaşlar dediğim gibi çok ciddi bir adaletsizlik var. Çok ciddi bir adaletsizlik var. İktidar her türlü olanakları kullanıyor. Ama karşısında muhalefete de bugün çok özür dilerim. Muhalefette de birçok olanaklar var ama bu da adil ve dengesiz. Bir kısım muhalefete. Yani bu sistemin işleyişinde rol alabilecek muhalefete olanaklar yaratılıyor. Bugün 5 tane partiye devlet 6,5 milyar lira, 7 milyar lira para veriyor. Vatan Partisi ise kendi imkanlarıyla bu çalışmaları yürüttü. Biraz önce söyledik. Böyle bir yarışma olur mu? Bu yarışmalar halkta da etki yaratıyor. Şimdi bakıyor. Ya koca koca partiler televizyonlarda var. İşte bağırışıyorlar, çağrışıyorlar. Koltuk kavgaları, sandalyeler havalarda uçuyor. Birbirlerinin kuyularını kazıyorlar. Rant kavgası yapıyorlar. Sizde yok. Bizde yok. Niye? Çünkü para yok. Parayla ilgisi yok. Bizde bir ideal var. Biz zaten devletin bu hazine yardımına karşıyız. Kesinlikle karşıyız. Yapabiliyorlarsa Vatan Partisi gibi politika yapsınlar. Bakın o zaman görelim. Biz ikincisi çok önemli bakın. Şeffaf olmak. Şeffaf olmak. Tabii meclis, Ankara meclisten Denizli'deki ilçelere, kasabalara kadar o belediye bütçelerinin açık ve şeffaf olması, halka açık olması. Mesela bizim en önemli ilkelerimizden de birisi bu.
Örnek, Tavas Belediyesi yatırım yapacak. Bu yatırımları biz Tavas halkının temsilcileri, özellikle muhtarların doğal meclis üyesi olduğu geniş halk temsilcileriyle oturacağız. Bu yatırımları Tavas'ın ihtiyaçlarını birlikte tespit edeceğiz. Önceliklerimizi sıralayacağız ve Tavas'ın gelir giderlerini de bu Tavas halkı bilecek. Diyecek ki Tavas'ın bu yılki geliri şu, gideri de bu. Ama önümüzde şöyle programlar var, yatırımlar var. Fakat bu yatırımların önceliklilerini sıraya koyuyoruz. Yani her şey açık ve şeffaf olacak. Böyle olunca ne yapıyorsunuz? Hani biraz önce dediniz ya, yıllardan beri vaatler veriliyor. Ama o vaatlerin birçoğu bir dahaki seçimde tekrar toplumun karşısına geliyor. Doğru. Yerine getiremiyorlar. Niye getiremiyorlar? Getiremezler. Yine getiremezler. Bakın, bugün bir belediye başkanı milyonlarca para harcıyor. Bir belediye meclis üyesi yine milyonlar harcayarak, değil mi, birbirlerinin ayaklarını kaydırarak oralara geliyor. Birinci, ikinci sıralara gelmeye planlar yapıyor. Çok ciddi paralar dönüyor. Acayip. Değerli dostum, şimdi ben de yurttaşlarımıza soruyorum. Milyonlarca para harcayarak belediye başkanı olan, milyonlarca para harcayarak efendim belediye meclis üyesi olan arkadaşlardan bu ülkeye ne olur, ne hayır gelir? O zaman dönerim size. Basın toplantısını takip ettim. Evet. Belediye başkanlığı döneminde para almayacağım, maaş almayacağım dediniz. Aynen öyle. O zaman şimdi bir tarafta çok para harcayan bir kesim ve parayı geri almak insani bir duygudur. Evet. Milyonları harcıyorsun netice itibariyle. Sonra yapılan çalışmalar işte ranta dönüyor, bilmem neye dönüyor. E şimdi siz emekli maaşı var. Maaş almayacaksınız. Nasıl olacak bu iş? Ya bu soru mutlaka milletin aklına gelecektir. Evet, ben bugün hayatımı nasıl... Sadece emekli maaşı yetecek mi? Belediye başkanlığı giderlere, evet, ben bugün nasıl hayatımı sürdürüyorsam, bir defa belediyelerde çok büyük israflar var. Yani onlarca 20, 30, 40 tane korumalar, efendim her daire başkanının arabası, bakın bunlar çok büyük şeyler. Bunları hep tasarrufa döndürüyoruz. Bunları kaldırıyoruz. Ben nasıl bir sıradan vatandaş gibi belediye otobüsüyle bugün nasıl gelip gidebiliyorsam belediye başkanı olduğumda gelip gidebilirim. Ama olağanüstü bir şey olur, acil bir şey olur. O zaman belediyenin zaten imkanları var. Tabii. Ben bu imkanlara da gelip gidebilirim. Yetmediği maaşımın yetmediği yerde zaten biraz önce dediğimiz bütçe açık olacak. Ben onu belediye meclis üyelerine anlatırım. Onlar o gün gördüğü yerde yetmediği yerde onu takviye ederler. Ama bu açık olacak. Şeffaf olacak. Ya açık ve şeffaf olursa, o israfları önlersek bugün biz verdiğimiz vaatlerin hepsini yerine getirebiliriz. Çünkü bizde rant yok. Ha, bizdeki rant şöyle olacak. Rant bir gerçek, hayatın gerçeği. Rant olacak. Ama bu sistemdeki rant nedir? İşte biraz önce dediğimiz o harcanan milyonları çıkarmaya yönelik rantlar. Bizdeki ise bizim halka verdiğimiz o sözlerin yerine getirilmesi için, yatırımların yerine getirilmesi için belediyeye kaynak yaratıcı rantlar. Örnek, bugün en önemli sorunlardan biri Denizli'nin depreme dayanıklı bir kent olması. Evet. Bunun için çalıştık. Yani zamanımızda için bunlara çok ayrıntısına giremiyorum. Bunun için çok ciddi bir çalışma yaptık. 10 yıl içerisinde bunu ancak yapabiliriz. 10 yıl içerisinde, yani 10 yıl sonra Denizli'deki yurttaşlarımız hiçbir deprem kaygısı olmadan yaşayabilecek. Ama buralarda Denizli'de ciddi değişiklikler olacak. Çünkü fay hatlarının üzerindeki yapılaşmalar alınacak, başka yerlere gidilecek. Şimdi bir örnek, yeni yer fay hatlarının en ciddi çok sorun yaratan fay hatlarının yerine bir yeri kaldırdık. Orayı yeşil alana çevirdik ama orada yapı stok olun, başka bir yere kaldıracağız. Başka bir yere kaldırmayız, orada bir rant oluşacak mı? İşte o rantı biz Denizli Belediyesi'nin bütçesine, yani Denizli Belediyesi'nin önümüzdeki o kalkınmasına yönelik, üretime yönelik yatırımlarına yönlendireceğiz. İşte böyle olursa biz vaatlerimizi yerine getirebiliriz. Aynen. Çünkü benim milyonlarca harcadığım bir şey yok. Ben bütün üyelerimizle, dostlarımızla, kolektif katkılarımızla yapıyorum. Ben 20 bin lira para verdim partime. Yetmezse biraz daha katkı yaparım. Değil mi? Bütün üyelerimiz 5 bin, 10 bin katkılarıyla biz bunu yürütüyoruz. 20 bin lira arabanın benzin masrafı değil yani. Yani. Ama diğer arkadaşlarımızla biz bütçemizi oluşturuyoruz. Çok ciddi tasarruf yapıyoruz. Bildirilerimizi öyle her yere savurmuyoruz. Yurttaşlarımıza ilgi duyar mısınız, okumak ister misiniz diyerek veriyoruz. Yerlerde pek bizim bildirilerimizi göremezsiniz. Daha kıymetli. Çok ne değerli. Olursa olsun daha kıymetli. Çok değerli. Hocam Cuma, bugün Cuma. Evet. Hadi Cuma'yı geçtik.
Bir gün kaldı. Cumartesi günü. Pazar günü herkes sandık başına gidecek. Ne bekliyorsunuz? Ben yurttaşlarımızdan tabii ki verdiğimiz emeklerin karşılığını gerçekten görmek isteriz. Beklentimiz budur ama tabii yurttaşlarımızın verdiği tercihler bizim için başımızın tacıdır. Saygı gösteririz. Dediğim gibi biz emek sarf ediyoruz, insanlarla görüşüyoruz. Bakın programlar anlattık. Daha burada mesela çok önemli 8 tona kadar o biraz önce anlattığım açık ve şeffaf belediyecilikle, açık bütçeyle şunu yapabiliyoruz denizde. 8 tona kadar suyu ücretsiz yapabiliyoruz. Öğrencilere ulaşımı ücretsiz yapabiliyoruz ki programlarımızda var bunlar. Ve en önemli işte o raylı sistemi yatırabiliyoruz ama hemen olacak şeyler değil bunlar. Yani uzun vadede yapabiliyoruz. 5 yıl rahat olur. 5 yıl. Raylı sistem 5 yıl içerisinde olur. Ama depreme dayaklı kent 10 yılda. Tabii. Onu biz tespit ettik, şey yaptık. Mesela LGBT diye bir bela var. Uyuşturucu belası var. Bu konuda ciddi programlarımız var. Emniyet, jandarma, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleriyle, kadınlar, anneler hareketi var. Bu konuda çaba sarf eden kadınlar dernekleri var. Bu konuda ciddi bir çaba örgütlüyoruz. LGBT dayatmasına karşıyız. İnsanların şahsi, fiziksel rahatsızlıkları oluyor. Onlar bizim kardeşimizdir. Onlara tabii ki destek olacağız, elinden tutacağız ama o Batı'nın bize dayattığı Türk kültürünü, Türk geleneklerini, Türk ailesini parçalayan, yok eden o sinsi belaya karşı ciddi bir önlem alıyoruz. Onun karşısında duruyoruz ve dediğim organizasyonlarla uyuşturucu belasında gençlerimizi belasından kurtarıyoruz. Böyle şeylerimiz de var. Son hocam, aklınıza takılan keşke şunu da söyleseydim, seçmeni etkilerdim, bana oy verirlerdi diyebileceğim bir şey varsa onu alalım. Sonrasında müsaade istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben seçmenimize yine tekrar ediyorum. Bakmayın koca koca partiler var. Bir sürü yüzlerce parti. Aslında iki parti var. Türkiye'de. Bir Vatan Partisi, bir de diğerleri. Rahmetli Erbakan, Allah rahmet eylesin. O aklıma geldi. Bak şimdi sen böyle söyleyeceğim. Evet. Erbakan'ı derdi. Biz ve diğerleri derdi. Evet. Biz de aynısını söylüyoruz. Gerçekten söylüyoruz. Bakın üretim devrimini esas alan, Türkiye'nin bağımsızlığını esas alan, üretimi esas alan, biraz önce dediğim açık şeffaf belediyeciliği ve yönetimi esas alan bir parti ben diğerlerini göremiyorum. Ama genelde o partiler, bakın NATO'da birlikte olurlar. Değil mi? NATO'da hepsi de birlikte oldular. Avrupa Birliği'nde birlikte olurlar. Serbest piyasa ekonomisinde birlikte olurlar. Ama rantta kavga ederler. Bizler de vatandaşlar olarak o kavgalardan birini tercih etmek zorunda kalırız. Değerli yurttaşlarım, o büyük merkez medya, yerel medyayı sizleri ayırıyorum. Sizler demokrasinin temellerisiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum size. Gerçekten bu fırsatları yaratıyorsunuz. Bize halka ulaşma imkanı veriyorsunuz. Bakın o büyük medyada ki bize gösterilen o partileri bir defa onlardan uzaklaşın. 50 yıldır onların peşinde koştuk. Hiçbir şey değişmedi. Daha da kötüye gidiyoruz. Eğer onları tercih edecekseniz yine sorunlar çözülmeyecek, daha da kötüye gidecek. Onun için şimdiden bu halkçı, devrimci, gerçekten kamucu bir belediyecilik ve yönetim anlayışının yeniden hayata geçebilmesi için Vatan Partisi'ne oylarımızı verelim. Şunları görüyorum, bazı yurttaşlarımız sandığa gitmeyeceğim diyor, oy kullanmayacağım diyor, kararsızım, ne yapacağım. Özellikle onlara sesleniyorum buradan, son sözüm bu olsun. Sandığa gitmemek çözüm değil. Çocuklarımız var, torunlarımız var, geleceğimiz var. Bakın gelin sandığa, bu iki partiden birisine yani Vatan Partisi'ne mutlaka oylarımızı verelim ve çocuğumuzun geleceğine sahip çıkalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Zaten %10'luk bir dilimden bahsediyor hocam. Kararsızlığı ben çok olduğunu düşünüyorum onun gerçi de. Yani %2'si oy verse bile Vatan Partisi'ne sandığa gitmeyi düşünmeyip evet. Sonra gitse ciddi boy yapar. Tabii. Çok önemli. Kazananı bile belirleyebilir yani. Çok önemli. Evet. Hele bugün bu sistem içerisinde bu çok önemli. Gerçekten bakın bir oy bugün çok şey değiştirebiliyor. Yani şöyle düşünmeyelim. Ya benle olmaz. Evet seninle olacak değerli kardeşim. Benle olmaz değil. Sizle olacak. Gelin oyunuzu verin Vatan Partisi'ne. Vatan Partisi çok geçmiş olan köklü bir partidir. Şimdiye kadar hiçbir şey dedisi kutusu yoktur, şaibesi yoktur. Vatan Partisi'nin içerisinden rantçı çıkmaz. Ancak kendisini halka adamış, milletine adamış fedailer çıkar. Onun için bu fedailere sahip çıkalım diyorum.
Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ ol hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, MK Yapım'dan şimdilik bizden bu kadar diyelim. Her zaman diyoruz, bizlere kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hocam da buradan başka bir ilçeye gidecek. Çok da fazla zamanını almıyorum. Malum şurada artık 2 günden az bir süre kaldı. Hocam başarılar diliyoruz. Çıktığınız yolda umarım istediğiniz sonuca ulaşırsınız. Tekrar ben de size yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bu demokratik yaşama katkılarınız için size tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.